Yok eyvallah. Etrafım siyah siyah, gözlerinin altına bak. Şu gözümün kenarındaki morluğu görüyor musunuz mesela? Hala geçmedi. Şu morluk yani, o boya değil. Ama sırf çekim olacağı için şey yapmak istemedim. Gerçek yüz görünsün diye. Şuna bak, simsiyah. Bir de o zaman siz görecektiniz, ağzımın içine kadar yara oldu. Şeyi dökünce asidi. Bir işlem. Hı hı. Ama bana bunu başta söylemediniz. Çünkü neden, benim böyle bir sorunum yoktu. Ben sadece göz kapaklarım için gitmiştim. Ha. Dört ay önce bir güzellik salonuna gittim. Orada yüz toparlama işlemi yapıldı. Uygulama yapılırken lazer ışınlarıyla cilt toparlama yapılıyor. O esnada cilde değişik serumlar, kremler sürülüyor. Şahıs telefonda sevgilisiyle kavga ettiği için o anda hangi serumu alacağını şaşırıyor ve asiti döküyor suratıma. Tabii ben yatıyorum. İkinci seansım, ben hani sanıyorum ki herhalde bir miktar acı olacak ama acı olmaması gerekiyor. Baktım acı iyice artmaya başladı. Ben dedim canım çok yanmaya başlıyor. Tabii ondan sonra cildim daha çok yandı ve kalktım. İşlemi yarıda bıraktım. Benim yaptırdığım işlem lazer apilasyon değil. Benim yaptırdığım işlem cilt toparlamaydı. Yani lazer uygulamada kullanılan bir ışıktı, yani şey değil, epilasyon sonucu oluşmadı bu. Tabii olayın üzerinden 4 ay geçti. Yaklaşık 20 gün kadar önce de başka bir salona gittim. Başka bir salonda da yine sadece göz kapaklarım için gittim ama illaki paket satın alıp bütün yüzümü yaptırırsam daha güzel olacağını söylediler. Ben gözümle ilgili şikayetçi olduğumu söyledim. Onlar yüz olsun deyince tamam dedik, yüz yapıldı ve orada da yine ben insanlara tek söylemek istediğim şey, uzman insanlara gitsinler. Yani ürün kullanmasını demek ki ayarını tam yapamadıkları için işte suratımda bu şekilde yanıklar oluştu. Bunun ancak ikinci, üçüncü, dördüncü seans yapılırsa düzeleceğini söylediler ama benim böyle bir sorunum yoktu. Benim şikayetçi olduğum, benim mağdur olduğum nokta bu. Ben sadece göz kapağım için gittim. Sonuçta bütün cildim yandı. Günlerce acı çektim, iş yerine gelemedim, psikolojim bozuldu, sağlığımdan gittim ve bu şekilde bunlarla mücadele veriyorum. Da beni tanıyan arkadaşlarım, akrabalarım, ailem suratımın bu şekilde olduğunu gördükleri için psikolojimin bozuk olduğunu biliyorlar. Benim de aynı şekilde, ben zaten çok uzun bir süre iyileşme süresi olduğu için işe gelemedim. Evde kendi kendime de tedavi yaptım. İşte eczaneden aldığım kremlerle, serumlarla bakımlar yaptım. Ki bakımlarla yapmış halim bu şekilde. Yani günde 3-4 defa kremlerimi sürüyorum. Yani şimdi onların o berrak ciltlerini görünce tabii ki insanın psikolojisi bozuluyor. Sosyal mesafeden dolayı maskeyi kullanıyoruz ama benim asıl amacım suratımdaki lekeleri kapatmak için oluyor. Tabii insan duygulanıyor, üzülüyor, psikolojim bozuluyor. Çünkü neden, onların o şekilde olduğunu görünce benim de öyle bir cildim vardı. Ama şu anda öyle bir cilt yok ve iyileşme süreci de çok uzun. Öylesine birbirine baktıklarında ben psikolojik olarak sanki bana bakıyorlar gibi hissediyorum. Moralim bozuluyor. Hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Hani böyle değildim demek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle değildim. Ben karşı taraflarla sadece
karakola gitmeden önce görüştüm. Ama onlar şu anda fotoğraflarımı şoplayıp şoplayıp paylaşıyorlar. İnsanlar da şey söylüyorlar, hani bu işlem esnasında böyle bir reaksiyon oluşabilir. İşlem benim cilt toparlamaydı. Cilt toparlamada bu şekilde bir reaksiyon olmaması gerekiyor. Çünkü yanık oluşuyor. Bir savunma yapıyorlar. Fotoğrafları, şimdi salona gittiğimde fotoğraf ve video çekimi zaten ilk başta olmuştu. Onu çok uzun süre iki sayfada paylaştı ama sonrasını paylaşmadılar. Öncesinin fotoğrafları onlarda, sonrasının fotoğrafları da bende, karakolda ve avukatımda. Şeyler, siyah siyah lekeler çıktı, kırışıklık arttı. İşte göz altlarımda çukurlar oluştu. Normalde hiçbir yoktu bunların. İşlemden sonra oluştu bunlar. Hı hı. Zarar gördüm şu anda sonuçta. Uzun sürdü. Okey, razı. Sonrası resimlerine ya da videolarına hiç bakmadım. Sadece o an o yaptıkları işleme, reklamına güvenip gittim ama sonuç hizlandım, yanıklar oluştu. Kendilerinin söylediği sadece bekleyin ve işte şu ürünü alın, bu ürünü tekrar alırsanız daha çok. Onu biraz daha şöyle kaldırsın istedim ama bütün yüzümü yaktılar. Bütün yüzümde işlem yapılırsa daha çok güzel sonuç alacaksın dediler. Sonrasında işte bir sürü ürün almam için uğraştılar. Ben yandı dediğimde bekleyin, 21 gün sonra tekrar gelin. 21-1-20. Kaç salona gittiniz bu şekilde herhalde? İki salondan da mağdurum, ikisini de ettiler. Bilmiyorum, insanlar bence doktorlara gitsinler, hastanelere gitsinler, böyle sosyal medyadan buldukları yerlere gitmesinler kesinlikle. Tabii ki kesinlikle bir güzellik salonuna gitmem, doktor kontrolünde ya da hastane kontrolünde yerlere gideceğim için. Yani böyle bir süreç. Ne kadar verdiniz? 6000 liraya yakın para harcadım ve kendimin de 2000 liraya yakında kendi ürün aldım. Yakın para harcadım düzelmesi için, sırf düzelsin diye. 13 gün oldu, yani bir hafta sırf yanıklarla gezdim. Bir hafta sulu sulu yaralar ve akıyordu böyle yüzüm. Şöyle. İşte eski resimlere bakarsanız buralarda hiçbir şey video yok benim. Video attınız mı bana eski? Attım, bıyık şekli çıktı, hani hiç tüy falan yok ama var gibi görünüyor. Tamam. Peki. Tamam. Bana da inşallah bir şeyler kalır, sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Yahu gözüm şişti. Delireceğim, yemin ediyorum delireceğim, gözüm şişti. Gözüm şişti ya. Baksana sulu yara.